Üsküdar Belediyesi'nin bu büfeyi kaldıracağını düşünüyor musunuz? Düşünmedim anlamda. Yani düşünmüyorum. Hani olmaması lazım. Yani sizce bu nöbet şu an gerekli mi, gereksiz mi? Yani Üsküdar Belediyesi kesinlikle kaldırmayacağını söylüyor. Hocam daha önce kaldırmaya gelmediler mi? Yani şimdi... Şimdi burada bunun algısını yapıyorsunuz ama dünkü veriler... Bir saniye, böyle bir şey yok. Bir dakika, röportajımızı yapalım. Şu an bu yaptığınız benim röportajıma sabotaj. Bir dakika bekleyin, ben sizinle konuşacağım. Kaçmıyorum. Vatandaşlar buraya destek vermek için gelmişler. Problem değil ama bir dakika, ben röportajımı yapmak zorundayım. Ondan sonra gerçekler var. Son soru. Bundan sonraki süreçte belediyenin kaldırmayacağını düşünüyorsanız... Vatandaşlar bu, ekmek alacak, sıra bekliyorlar. Nöbet, sizin için de gereksiz değil. İnsanlar ekmek alacak, sıra bekliyorlar. Dünkü verilen... Haber çıkmaz yani. Hayır, sizin bu yapıyorsunuz. Yaptığınız provokasyon. Neden biliyor musunuz? Sizin burada bulunmanız sanki siz burada olmasanız Üsküdar Belediyesi burayı kaldıracakmış gibi bir algı olmuş. Peki. Üsküdar Belediyesi'ne konuştum. Siz niye belediyeyi savunuyorsunuz? Hayır, şundan. Siz basın mensubusunuz. Evet. Belediyeyi savunma gibi bir görevimiz yok. Kesinlikle öyle bir görevimiz. Siz belediye görevlisi değilsiniz. Dolayısıyla burada belediyenin propagandasını yapmayın. Peki şunun cevabını verir misiniz kardeşim? Üsküdar Belediyesi'ne konuştunuz mu? Gerçek konuştunuz. Ben Üsküdar Belediye Meclis üyesiyim kardeşim. Hayır, kardeşim, satar mısın? Sivil olan kişinin, yani bunu buradan ne olursa olsun kaldıracağız diye kişinin kendi görüşlerini yansıtmadığını, anlık olay gerginliği sebebiyle ağzından kardeşim, bir söz olduğunu söylüyor. Kardeşim, ben belediye meclis üyesiyim. Üsküdar belediye meclis üyesiyim. Tamam. Dünkü verilen o zabıta komiserinin vermiş olduğu beyanat, bunun üzerine buradaki vatandaşın hepsi tepki vermek üzere buraya geldi. Ben ona böyle bir şey demiyorum. Her ben ne sebep olur, belediye de o kişinin arkasında değil. Her ne sebep olursa arkasında olsun, bu da buradan kalkacak. Neye sebep verilirse verilsin deyip de böyle bir beyanat üzerinden. O söz anlık. Peki o zaman gelip de sizin burada gelip de belediyenin görüşünü yansıtmıyor. Ama gelip de sizin buradan şimdi sizin burada bunu kaldıracağınıza inanıyor musunuz demek? Evet. Bu sizin yetkiniz değil. Belediye başkanı gelecek buraya, diyecek ki kardeşim buradan bunu biz kaldırmayacağız diyecek, olay bitecek. Siz değil. Bunun görevi sizin değil. Tabii ki. Siz sadece kamuoyunu farklı yönlendirmek üzere burada geliyorsunuz. Mikrofonu şu şekilde tutuyorsunuz. Olayım başka. Hayır, diyorsunuz ki. Tabii ki mikrofonu tutacağız. Hayır, şunu sor, şu şekilde soruyorsunuz. Siz inanıyor musunuz filmi? Evet, inanıyor musunuz? Mesela ben inanmıyorum. Yani bir belediyenin peki vatandaşın inanabilmesi için, Hilmi Bey'in buraya gelip ben bunu buradan kaldırmıyorum demesi lazım. Gelir. Bence de gelmeli. Siz A Haber üzerinden bunu lütfen iletin kendilerine. Tamam. Ben de söyledim. Evet. Buraya gelsin, vatandaşı rahatlatsın. Vatandaş burada 10 ekmek harcayan vatandaş var burada. 10 ekmek. Günde 1 liradan 10 lira geri veriyor. Halk ekmeği. Ben de bu mahalledeyim. Ben de bu büfeden şikayetçiyim. İnsanlar ekmek almaya geldi. Bir daha belediye size bunu kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi gelip burada algı yönetimi yapmaya gerek yok. Şunu yapma. Oy olmaya geldi mi vatandaşın yanında var ama. Doğru. Ben de yayınımızı görüştüğüm kişiye dedim ki ya bu olmaması gerekirdi bu söz. Zaten bu bizim belediyemizin görüşünü yansıtmıyordu. Şimdi ben adama ne diyeyim? Ama onun için ne yapmak lazım? Bu nümayişi kaldırmak için bir an önce bu nümayişi kaldırmak için başkanlıktan yetkili olarak birisi gelip buradan kardeşim rahat olun, herkes işine baksın. Bu zabıta gece gündüz burada bekliyor. Niye bekliyor? Bu vatandaşın 1 lira avantaj sağlayabilmesi için. Kesinlikle. Onun için. Ben diyorum ki sizin burada hani zabıta işte çakar lamba yanması insanları geliyor, böyle bir şey. Nasıl geliyor? Dünkü zabıtanın söylemiş olduğu şey germiyor. Vatandaşın bu. O da yanmış. O zaman şey. Şöyle yapacaksınız. Bilinçli ve sorumlu gazetecilik olarak diyeceksiniz ki arkadaş, buradaki bu mikrofonu tuttuğunuz zaman Hilmi Türkmen'in burada bu büfeyi kaldıracak mısına inanıyor musunuz diye sormayacaksınız. Yani, Hilmi Türkmen'e sesleneceksiniz buradan. Hilmi Türkmen gel buradan, vatandaşı rahatlat diyeceksiniz. Bu mikrofonu buradan söyleyeceksiniz. O zaman inanırız. Gel buyursun bakayım. Hocam ben zaten arkadaşın tuzu kuru söyledim. Tuzu kuru o yüzden. Niye? Tuzu kuru. Nereden biliyorsunuz tuzun kuru olduğunu? Belli. Abi vatandaşın yanında olun. Sizden ricam vatandaşın yanında olun. Bak bu kadar. Bugün iki günden beri bir tane insan
siyaseten gelmiyor buraya. Evet, evet. Sadece 1 lira ekmeğinden avantaj yapmak için buraya geliyor. Doğru. Bu işin ekmeğin ekmeğin siyaseti olmaz. Hocam zaten vatandaşın ucuz ekmek almasına tamam. Kimse karşı olamaz ki ya. Bu insanlar niye burada bu kadar toplandı? 2021'in başında bir karar alınmış. Bu karar Üsküdar Belediyesi'ne iletilmedi. O zaman alınacak kararlar Üsküdar'da yapılan 30 katlı binalara gideceksiniz, o kararlara engel olacaksınız. Zabıtaları buraya dikmeyeceksiniz. O konu başka. O konu değil. O zaman bu vatandaşın ekmeği. Evet. Bu vatandaşın ekmeği. Karşı değil zaten. Ben bir şey alamadım. Hayır zaten kimse kalkmasın istemiyor hocam. Bu haberi yapmamızın sebebi de bu zaten. Konuşan kişi. Bir dakika. İşte o bireysel bir açık. Yani o anki sinir sebebiyle diyorlar. Bireysel bir açıklama. Bu kadar meclisiz. Tabii ki. Tabii ki veriyoruz. Tabii ki veriyoruz. Zaten birine yetki bir şey yaptırma gibi bir şeyimiz yok. Benim itirazım. Açıklayabilir miyim? Benim itirazım. Benim abi kardeş olarak. Tabii ki. Ben indiriyorum kameramı. Bak abi biz buraya geldik. Az önce 5 dakika önce burada çok güzel bir yayın yaptık. Yayınımızı dinleseydiniz siz bize bu şekilde bir yaklaşımda zaten bulunmazdınız bugün. Nasıl yaklaşımda bulunduk gibi size? Abi siz geliyorsunuz. Hayır. Bak biz burada işimizi yaparken hayır. İnsanlar burada. Hayır. Bize hayır. Hayır. Buradaki mesela herkes farklı bir şey yapıyor. Anladın mı? Farklı bir amaç karşısında gelmiş gibi lazım. Kesinlikle hayır. Kendi videonda da var. Kendi çekici tabii ki. Ben yapmadım. Televizyon ne be? Serginiz şimdi. Vatandaşın bu tepkisini kimse bu tepkiyi ver demiyor size. Ben sadece şunu soruyorum. Siz bu mikrofonu tutarken şu soruyu sordu beyefendi. Abi biz insanlara da soracaktık. Hayır. Burada isim vermeyeceğim. Hayır. Siz burada bizim şunu sorarsanız yaparken kendi videomda da var. Müdahil oldum. Hayır müdahil olmadım. Sadece soruya karşılık şunu söyledim. Ben diyorum ki bu soru bu şekilde sorulmaz. İlmi Türkmen'in bu büfeyi buradan kaldıracağına inanıyor musunuz diye soru. Doğal ne var? Ama diyorum da diyebilirim ama inanmıyorum. Ama şunu söylemem. Şunu söyleyeceksiniz. Sayın İlmi Türkmen gelin buraya diyeceksiniz A Haber'den ki diyeceksiniz ki buraya gelin bu vatandaşı rahatlatın diyeceksiniz arkadaş biz bu büfeyi buradan kaldırmıyoruz derseniz olay biter. Başkan Ekrem İmamoğlu veya işte İlmi Türkmen'e veya bir başka başkana bunu yap deme haddim mi benim? Ben sadece ben muhatabıma mikrofon uzatırım onun görüşlerini aktarırım bu kadar. Peki yani. Şunu sormanız ya buraya. Ben şu cevabı ver dedim mi ona? Hayır. Ben sadece soru sorup cevap aldım. Bunun ne maksatla sorulduğunu anlayabilecek kafasını. Evet çünkü bunun gerilimi artırdığını düşünüyorum. Gerilimi arttıran. Peki dün siz kendi A Haberinizde zabıta memurunun yapmış olduğu beyanatı nasıl verdiniz? Haberi izlemedim gerçekten. İzlemediniz çünkü siz izlemediniz. Videoyu izledim ama haberi izlemedim. Ya, anladınız mı? Yani böyle yani, sadece gelip de buradan bunu galip. Bu neden doğdu bu? Bu işin ilmi ben buraya bir elçi olarak falan tabii. Gelmedim ama, ki. Benim beyefendiye uzattığım mikrofona siz hayır diyemezsiniz. Ben hayır demedik biz. Biz sadece şunu söyledik. Sorduğunuz sorunu yani Hilmi Türkmen'in buraya kaldıracağını inanıyor musun? Ben de dedim ki Hilmi Bey inanmıyorum dedi tamam. Ve bu nöbet gereksiz oldu. Ama inanmıyorum demek yetecek mi? Bu yayın da çok gereksiz oldu. Nöbet gereksizse bu yayın da çok gereksiz oldu. Bundan emin olun. Yani Üsküdar Belediyesi'nin burada basın sözcüsü gibi davranması yani, gerekiyor. Hayırcığım bana ne? Beni ilgilendirmez. Tamam size ben neyse o zaman. Siz, bakın tamam, ben size beyefendi şunu soruyorum. Ben ya sadece A Haber'e insanlar artık olarak güvenmiyor. Maalesef sıkıntı bu. Bakın A Haber'e güveniyor musunuz? A Haber'e güvenen bir insan var mı? Ben A Haber'e sonuna kadar güveniyorum. Değil. Benim kurumum. Sizin şahsınızla alakalı değil. Benim kurumum ve ben A Haber'e sonuna kadar güveniyorum. Bakın sizin yönebilirsiniz. Yandaş olacak tabii. Kime yandaş olacak? Erdoğan'a yandaş olacak. Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak. Kim olacak? Herkese. Burada beyefendi burada bir siyasi mesele yok. Evet bu siyasi bir şey. Ben bunu giyeceksiniz. Beyefendiye ben siyasi bir cevap verdim. Gazetecilik bir siyasiydi. Tamam. Ama o beyefendinin siyasi ben de diyorum ki sebebiydi. Gazetecilik ben vatandaşın yanında vatandaşın yandaşı olacaksın. Birisinin yandaşı değil. Vatandaşın yandaşı olacaksın. O yüzden halk ekmek büfesi. Gazetecilik demek vatandaşın yandaşı olmak demek. Evet. O yüzden halk ekmek büfesini destekliyorum. Ben de diyorum ki siz de röportaj yapmak istiyorum. A Haber'in. Bakın siz de röportaj yapmak ben diyorum ki Hilmi Türkmen'e o çağrıyı buyurun siz yapın. Ben de diyorum ki A Haber olarak sorumlu gazetecilik ilkenize dayanarak deyin ki siz kendiniz deyin ki Hilmi Bey gelin buraya bu vatandaşı rahatlatın. Bakın hocam deyin ki sizi A Haber olarak sizin sözünüzü aktarmam. Ama siz gelip diyorsunuz ki bu yani yönlendirecek bir soru olarak diyorsunuz ki Hilmi Türkmen'in bunu kaldıracağına inanıyor musunuz? Evet, çünkü neden vatandaş burada o kadar büyük bir tepki verdi ki. Musunuz abi? Üsküdar bunu kaldırmak istemedim. Sorun abi. Burayı kim kaldırmak istedi abi? Burayı kaldırmak isteyen kim abi? Böyle sorsana abi. Vatandaş burada sorar. Burayı kim kaldırmak istedi diye bir sorsana bak abi.
Yani ben de bu mahallede oturuyorum. Biz buna şahidiz. Belediyeyle yanlış dediğiniz kişi. Bu yanlışı kim yaptı abi? Bu yanlışı kim yaptı? Memuru. Üsküdar Belediye zabıtası mı yaptı? Sorumlu amiri kim bunun? Sorumlu kişisi kim? Sorumlu kişi Üsküdar Belediye Başkanı. Aile var, 7 kişilik aile var. Ekmek alamayan insanlar var. Askıda ekmek yapıyoruz. Şurada olsun bak teyzem ne diyor? Ben diyor yaşlıyım diyor. Daha ileride derede bir halka ekmek var. Bu yaşıyla bu haliyle gidip oradan ekmek almak istiyor. Şurada yolunun üstünde olsa, burada faydalansa. Hanımefendi zaten Üsküdar Belediyesi kaldıracağını ifade etmemiş. Ben konuştuğum kişi. Nasıl ifade etmemiş ya? Müdahale ettin diyorsun ya. Güzel kardeşim. Nasıl müdahale? Üsküdar Belediyesi gelmiş, zabıta kaldırmak istiyormuş. Neden kaldırmış? Zabıta amiri o anki gerilimle kaldıracağız demiş ama bunu ya kişisel bir şey olur mu? Lütfen rica ediyorum yani lütfen. Belediyeli öyle dedi. Ben şimdi ne diyeyim adamlara? Ama siz yalan bak, mı söylüyorsunuz? Beyan esastır ya. Ben size yalan söylüyorsunuz diye. Siz zaten beyana göre davranıyorsunuz. Beyanı o kişinin. Bunu kaldıracağız diyor. Beyanı o. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı özür diliyorum. Kimin ne yaptığı değil. Sizin gazetecilik sorumluluğunuz açısından taraf tutmadan görüyorum. Şunu yapacaksınız. O günkü, dünkü yapılan Üsküdar Belediyesi zabıtasının görevlilerinin kişisel bir beyanat diye söylemeyeceksiniz bunu. Üsküdar Belediyesi o kişisel bir beyanat olarak buraya gelebilir mi zabıtası? Hiç düşünebiliyor musunuz? Bence şöyle hiç aklınıza yapalım, gelebilir mi böyle bir şey? Hepimiz alkışlayalım. İyi ki gelmiş. Bence de çok güzel. Siz de 2 dakika röportajımızı yapalım. Hayır ben o çağrıyı A Haber üzerinde yapmak istemiyorum. Yani ne olur neden? Yapacaktık. Neden? Çünkü sizin buraya İyi niyetli bir şekilde geldiğinizi düşünmüyorum. Hayır, çünkü tam tersi, hayır. Ben çünkü şu beyanatı verirsiniz. Ben bu nöbetin iyi niyetli olduğunu burada düşünüyorum. Burada gelip de verilen beyanatın dünkü zabıta arkadaşı verilen beyanatın kendi beyanatıdır dediğiniz anda gazetecilik ilkelerine belediye bana bunu söyledi. Belediye elçisi misiniz siz? Hayır ama belediye başkanı gelsin buraya. Bakın, siz de başka bir şey söylediniz. Evet, değil mi? Ben diyebilir miyim? Bu beyefendi yalan söylüyor diyebilir miyim? Bana ama beyan esastır. Ben gazeteci. Bu, adam bana böyle beyan ediyorsa siz bu beyanı burada kabul etmeliyim. Demek ki siz bu beyanı doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmadan ilan edebilir misiniz? Hayır. O zaman bunu şey yapıyorsunuz yapmadık. Ama. Aa, olur mu canım? Gerçek tabii ki beyefendiye siz inanıyor musunuz diye sordum bu sadece. Bu nasıl bir sorudur? Nasıl? Bu soru bir yönlendirerek soru. Arkadaşımız sabahtan ya, akşama kadar mikrofonlara beyanat veren bir arkadaşımız değil. Siz bir soruyu sorarak Hilmi Türkmen ismiyle. Şimdi bir dakika. 2 dakikanızı ayıracağım. Ne oldu? Hani röportaj yapacaktık. Burada vatandaşın sorularını cevaplayacağım ben burada. A Haber'in. Ama vatandaşın şu an bir sorusu yok. A Haber'in yönlendirilmiş. A Haber'in yönlendirilmiş bir sorular cevap vermeyeceğim ben. Hayır, tamam, yani yönlendirilmiş bir soru değil ama ben sizinle röportaj yapmak isterdim. Allah razı olsun. Bu an cümlesi. Ben sizinle röportaj yapmak isterdim. Arkadaşımız sabahtan akşama kadar habercilikte şöyle bir şey var diye düşünüyorum. En azından böyle beklerim. Vatandaşın niyetlerini aktarın. Sadece sorduğunuz sorularla kim ben burada halk ekmek büfesi istemiyorum diyebilir ben hocam. De sana şey mi söyleyeyim? Sen buna izin verdin. Nasıl verdin? Bağırdın. Hayır. Dokundun mu? Hayır. Ben soru sormaya vatandaş. Ben soru sormuyorum. Neden devam ediyorsun? Çünkü aynı şeyleri duymak bıktık. O yüzden bizden aynı şeyleri duymak istemiyorum. Şu an buranın konusuyla alakalı bir durum. Haber yalanlarını dinlemek istemiyorum. Allah Allah. Sizin dinlemek istiyorum. Ya bu kadar dinlemek istemiyorsanız buyurun gidin. Ben bu mahallenin vatandaşıyım. Ben bu mahallenin vatandaşıyım. Dinlemek istemiyorsanız gidebilirsiniz. Bak bu kadar insan burada tepki veriyor. Doğru mu? Bu kadar insan burada tepki veriyor. Aa habere tepkili insanlar. İnsanlar o habere tepkili. Bana anlamak lazım. İzlersin izlemezsin. Ben sana izle diye bir tavır sergilemiyorum. Tarafsız olsa izlersin izlemezsin. Tarafsız bir şey yok ki burada. Farklı niyetli bir insan. Tarafsız bir şey yok ki burada. İsterseniz siz de röportajımı şey yapalım. İnsani olarak şunu bir kere düşünün. Bir tane vatandaş bu konuyla alakalı sizinle abi, beraber düşünüyor mu acaba? Hilmi Bey'in ismiyle mikrofonu uzatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hilmi Bey'in burayı kaldıracağına inanıyor musunuz? Bir saniye. Olayı anlattı. Tamam. Onun için. Ve şunu diyorsunuz.
dünkü gelen inanmıyorum dedi. Dünkü gelen inanmıyorum dedi. Dünkü gelen arkadaşların da kendi beyanatı diye bir savunmayla mış dedim. Mış. Bana işte, bunu ben de diyorum ki bir gazetecilik sorumlusu olarak bunu beyanatları sizin buralara ilan etmenize gerekiyor. Hocam, ben de size şunu söylüyorum. Siz bana böyle dememişsiniz. Gazetecilik sorumlusu olarak ama bu kadar vatandaşın beyanı vatandaşım esas kabul tamam etmek zorundayım ya. Buradaki vatandaşların beyanı da esas kabul edilir. Evet, bu vatandaş burası bu vatandaş ne istiyor biliyor musun? Evet, burası ihtiyaçmış. Bu vatandaş ne istiyor biliyor musun? Hilmi Türkmen'in gelip buraya bununla alakalı bir bunu buyurun söyleyin tamam dedim söylemiyorsunuz. Siz bunu gazetecilik sorumluluğunuzda kendiniz söyleyebilirsiniz. Vatandaşın sesi. Vatandaşın sesini A Haber'den iletin Hilmi Türkmen'e. Bu kadar basit. Ben diyorum ki bunu inkar edebilir mi kimse ya? Tartışma tabii böyle ki varmayacak başkanım. Hayır bence varacak ama şöyle. Tartışma ben beyefendiye dedim ki bana bir iki dakikanızı ayırın. Hilmi Türkmen'e seslenin evet ve ben de merkeze geçeyim. Ben Hilmi Türkmen, ben Hilmi Bey'e belediye meclis üyesi olarak her türlü ulaşırım. A Haber'den ulaşmam ben Hilmi Türkmen'e. Tamam ama şöyle. Ben Hilmi Türkmen'e zabıtalarını göndererek yapacağını yaptı zaten. Her türlü zaten kendi kurumsal olarak kendisine ulaşırım. Bunu A Haber üzerinden bir beyanat vermeye durumdayım. İBB'de alınan o karar Üsküdar Belediyesi'ne iletilseymiş zaten bu gerilim olmayacakmış. Buradaki mesele bilmiyorum dünkü ya zabıt arkadaşların buraya gelip burada böyle çok üst perdeden neye sebep olursa olsun ben bunu kaldıracağım demesidir. Mesele budur. Şey. Bunu tartışacaksın. Bu yanlış, yanlış bir şey diyor. Başka türlü bir mesele değildir bu. Onun için yayında da ben bunu söyledim. Bu kadar bu işlerin uzamamasından dolayı da Hilmi Bey madem böyle bir beyanatı var çıkacaktı. Buraya da gelmesine gerek yok. Televizyonlardan kendi kanalınızdan arkadaşlar Bulgurlu halkı, Üsküdar halkı sizin gönlünüz rahat olsun. Ben de buraya zabıtayla alakalı bir müdahale yapmayacağım demesi bitirecektir. Ben dün sosyal medyadan buradaki halk ekmeğinin kaldırılacağı yönünde bir video izledim. Ve oradaki bir şahsın, işte sonradan öğrendiğim kadarıyla Üsküdar Belediyesi zabıta amiri olduğunu öğrendim. Ne pahasına olursa olsun bu bir şeyi buradan kaldıracağını duyduğum an gerçekten beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü bir belediye hizmet için mi vardır, engel için mi vardır? Yani tabii ki hizmet için vardır. Yazık günah yani. Ama siz büfeyi destekliyorsunuz. Tabii canım, tabii canım. Tamam. Ya tamam başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sizle de konuşalım buyurun. Bu bir hizmettir abi, ya. Siz ihtiyaç mı? İhtiyaç. Tamam. Burada adam 2,5-3 milyar maaş alıyor. Bir ekmek alamıyor ya. Fırına gidip ekmek alamıyor. Geliyor buradan alıyor. Başka nereden alacak? Parası olmayınca nereden alacak? Ben destekliyorum diyorsun. Destekliyorum abi. Yani başka konuşmak isteyen var mı? Neyi desteklediğinizi de söyleyeyim. Bu bir abi yani. Merhaba. Bu çok iyi oldu. Beni izleyecek miyiz yani şimdi? Böyle bir şey beyanı bakıyorum. Buraya kaldı bana bugün yazdırıyor. Bu akşam ilk sene abi izleyeceğim. Dur bakalım çıkacak. Aşağı gelmiyor. Yarın akşam fark etmez. Tamam. Tamam hocam.